Bismillah, hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah. Merhaba arkadaşlar. Bu video dersimizde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bilinmesi gereken ve önemli bir konu olan vakıf ve iptidayı ele alacağız. Öncelikle kavramların manasını görelim. Vakıf arkadaşlar, okumaya başlamak niyetiyle nefes alacak kadar bir zaman sesi kesmeye denir. İptida ise İlk defa okumaya başlamak veya vakıftan sonra okumaya devam etmek için kullanılan bir kelimedir. Yine istinaf ve itinaf kelimeleri de aynı anlamda, yani iptida ile aynı anlamda kullanılmış olsa da yaygın olarak ilk defa okumaya başlamayı ifade eden kavramlardır. Bir de vakıfla aynı manada kullanılan kat'a kelimesi vardır. Ama genelde Kur'an tilavetini sona erdirmek, nihayete erdirmek manasında kullanılır. Vakfın önemi arkadaşlar. Hazreti Ali Evzid aleyhi ve rattilil Kur'ane tertila Müzzemmil suresinin 4. ayetinde geçen tertil kelimesi kendisine sorulduğunda şu şekilde cevap vermiştir. Tecvidul huruf ve ma'rifetul vukuf. Harfleri tecvid ile okumak, vakıfları da bilmektir. Dolayısıyla Kur'an'daki o emir olan Kur'an'ı tertil üzere okurdaki manada yine vakıfların önemine işaret etmektedir. Yine Hazreti Peygamber'den şu şekilde Adi bin Hatim'in bildiğine göre şöyle bir rivayet vardır. Bir gün bir kimse Hazreti Peygamber'in huzuruna hutbe okumuş ve şöyle demiş: Allah ve peygamberine itaat eden doğru yolu bulmuştur, ikisine isyan eden orada nefes etmemiş, nefes almaya başlamış. Sonra saptırmıştır, yoldan çıkmıştır bu kelimeyi tamamlamadan durmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yanlış bir yerde nefes aldığı için, vakıf yaptığı için ona sen iyi bir hatip değilsin diyerek vakfın önemine dikkat çekmiştir. Vakıf ve iptida arkadaşlar, kastedilen mananın doğru anlaşılması için bilinmesi gerekli olan önemli bir konudur. Örneğin, Türkçe bir şiir yazıyı okurken noktalama işaretlerine riayet etmenin gerekli olduğu gibi, Kur'an okurken de nerede uygun bir şekilde durulur, nereden başlanılır, bunun için vakıf ve iptidanın iyi bilinmesi gereklidir. Vakfın çeşitleri: vakfı tam, kelam, lafız ve mana yönüyle tamamlandığı ve sonrasıyla ilgisi bulunmadığı yerde durmaktır. Sure sonlarında olduğu gibi ortalarında da olabilir. Örneğin Fatiha suresinin son ayetinde durmak. Gayril mağdubi aleyhim velallin. Veya Bakara suresi ve ulaike humul muflihun. Burada durmak. Vakfı kafi. Kelam, lafız ve mana yönüyle tamam fakat sonrası ile anlamsal olarak ilgisi olan yerlerde durmak. Bakara suresinin 4. ayetinde durmak gibi. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Mesela bir sonraki ayet. اُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ Onunla anlamsal bütünlüğü var. Vakf hasen, kelam mana yönüyle tamam fakat lafız olarak sonrası ile ilgili olduğu yerde durmaktır. Mesela elhamdülillahi rabbil alemin durmak. Ya da elhamdülillah durdun. Sonrası Rabbil Alemin ile ilgisi var. Er-Rahmanir-Rahim ile yine lafız olarak ilgisi var. Vakfı kabi ise arkadaşlar, kelam, lafız ve mana yönüyle tamamlanmadığı yerde yapılan vakıftır. Genelde yani bazen ara sıra cuma hutbelerinde şahit olduğumuz bir durum. Örneğin İmam Efendi İnna Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'il kurba ve yenha bu şekilde burada vakıf yapıyor. O zaman mana anlamsal olarak şöyle bozulmuş oluyor. İnna Allah'a şüphesiz Allah ye'mur emrediyor. Neyi? Bil adli adaleti ihsanı yakın akrabaya emrediyor ve yenha ve yasaklıyor. Burada durduğumuz zaman mana bu şekilde bozulmuş oluyor. Ne yapılacak o zaman? Ve yenha anil fahşa ya burada durması gerekir ya da ve ita'idil kurba burada duracak. Bu gibi yerlerde yapılan vakıf, anlamı bozan yerlerde yapılan vakıf, vakfı kabih olarak değerlendiriliyor. Yine muzaf, muzafun ileyhi, sıfatla mevsufu, fiille faili, müpteda ile haberin arasını ayrılan yerlerde vakıf yapmak da vakfı kabihtir.
Vakfın diğer çeşitleri, yani yaygın olarak olmasa da yine aynı manada vakıfla ilgili kullanılan bazı terimler var. Vakfı izdirari, zorunlu bir nedene, öksürük, hapşırma, ağlama, uykulama gibi nedenlerle yapılan vakfa denir. Yine vakfı ihtiyari, isteğe bağlı olarak lafız ve mananın tamam olduğu yerde yapılan vakıftır. Bu bazen yani ihtiyari olan vakıf, mananın tam olduğu yerde, bazen de mesela kabih de olabilir. Yani her halükarda tam, kafi, hasen veya kabih vakıftan biri oluyor. Vakfı ihtibari, öğrenciyi bilgilendirmek veya imtihan etmek için yapılan vakfa deniliyor. Vakfı intivari, bir kelimedeki muhtelif kıraat vecihlerini göstermek üzere her bir farklı vecihe, kıraate geçerken yapılan vakfa denilmektedir. Yine aynı şekilde vakfı cibril, bazı yerlere mahsus olarak Cebrail aleyhisselamın vahiy esnasında yapmış olduğu vakıflara denilmekte. Yine peygamberimizin durduğu, nakledilen yerlere vakf-ı nebi denilmekte. Yine Hazreti Peygamber'in dua ve niyaz maksadıyla ara sıra o duaların ayet sonu olmasa da ortalarında durduğu yerlere de vakf-ı gufran denilmekte. Vakf-ı muzdeviç, izdivaç ise birbirine benzer iki cümle arasında vakıf yapmaya denilmekte. Vakf-ı beyan ise ayette ifade edilen mananın doğru anlaşılması için yapılan vakfa denilmektedir. Gelelim iptida ve kısımlarına. İptidayı tam, öncesinde lafzen ve manan bağlantısı olmayan yerlerden başlamaya denir. Örneğin surenin başında. İptida tam. Ya da vakfı tam olan yerden son okumaya başlamak. Ne dedik? Maliki yevmiddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Burada durdun. Tam vakıf oldu. Sonra İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diye başladığın zamanda da tam iptida ya da iptidai tam gerçekleşmiş oluyor. İptidai kafi, öncesi ile manen irtibatlı olan bir yerden başlamak. Bakara suresinin 4. ayetin sonunda durmak kafi vakıf. 5. ayetten başlamak ise kafi iptidadır. وَبِالْ اٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Kafi bir vakıf yaptık. Sonra اُولَٰئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ diye devam etmek kafi iptida. Yine iptidai hasen, lafız ve mana yönüyle öncesiyle irtibatlı olan yerlerden başlamak. Mesela Fatiha'daki Er-Rahmanir-Rahim durdun. Burada ne yaptın? Vakfı hasen. Devam edersen Maliki yevmiddin. İptidai hasen olmuş oluyor. Bir de iptidai kabih. Mana ve lafzın tam olmadığı yerden başlamak. Elhamd deyip durdun. Sonra lillahi deyip başlamak kabih iptidadır. Evet arkadaşlar, bir de bununla alakalı notlandırmamız var. Vakıf ve iptidada esas olan lafız ve mana yönüyle kelamın tamam olmasıdır. Ayet sonlarında vakıf işaretlerini, secametlere, ki bir sonraki konumuz bu olacak, dikkat ederek okuyan kimse genellikle vakıf ve iptida kurallarına uymuş olur. Nefes yetmediği yerlerde uygun bir vakıf ve iptida için temel düzeyde Arapça bilgisine sahip olmak gereklidir. Vakıf ve iptida, Kur'an kıraatinde mananın doğru anlaşılması için dikkat edilmesi gereken bir husustur. Fıkhi anlamda vacip veya haram olan bir vakıf çeşidi yoktur. Manayı bilerek bozma kastı olmaksızın yanlış yerde yapılan vakıf ve iptida ile namaz da bozulmaz. Özetle şu şekilde dersimizi tamamlayalım. Vakıf okumaya tekrar başlamak niyetiyle nefes alacak kadar bir zaman kadar sesi kesmeye denir. İptida ise ilk defa okumaya başlamak veya vakıftan sonra okumaya devam etmek için kullanılır. İstinaf ve itinaf kelimeleri de genel olarak ilk defa okumaya başlamayı ifade eden bir kavramdır. Kat'i ise vakıfla aynı mana kullanılmasının yanı sıra genel olarak tilaveti sonlandırmak manasında kullanılır. Yine vakıf ve iptida Kur'an kıraatinde mananın doğru anlaşılması için dikkat edilmesi gereken bir husustu. Vakıf arkadaşlar tam, kafi, hasen ve kabih olmak üzere yaygın olarak bu şekilde dörde ayrılır. Ayrıca başka vakıf çeşitleri vardır. Onları da ifade etmiştik. Vakıf iptida da aynı şekilde tam, kafi, hasen ve kabih olmak üzere dört kısma ayrılır. Vakıf ve iptidada esas olan lafız ve mana yönüyle kelamın tamam olmasıdır. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.